Herkese merhabalar, ben Ozan Siyah. Yepyeni bir trend videosunun yapımıyla karşınızdayım. Aynadan da anladığınız üzere aslında bu aralar çok popüler olan bir video var. O videoda neydi arkadaşlar? Will Smith'in şu aynadan geçiş videosuydu. İlk Will Smith mi yaptı emin değilim. Başka birisi yapmış olabilir. Ama Will Smith'le çok popüler oldu. Arkasında da Tenet filminin müziğini koydu. Tenet filminde de bildiğiniz gibi tersten ve düzden akan zaman kavramı vardı. Ben de aynı videoyu denedim. Aynadan geçiş videosunu. Ve bunu TikTok hesaplarımda ve Instagram Reels'ta paylaştım. Oldukça da beğenildi sizler tarafından. Ve tabii ki abi nasıl yaptın diye sorular geldi. Ben de şimdi detaylıca bu videonun nasıl yapılacağını anlatacağım. Önce bir video izleyelim ama. Gördüğünüz gibi ortaya beyin yakan bir video çıkaracağız. Aslında kolay bir mantığı var. Şimdi TikTok'ta ve Instagram Reels paylaşımlarının altında bazıları şey yazmış. Ya bunda ne var ki işte videoyu tersine çevirip koyuyorsun. Keşke o kadar kolay olsa arkadaşlar ama o kadar da kolay değil. Evet mantık olarak öyle ama düzenlemeniz gereken yerler olabilir. Onları nasıl yapılacağını da detaylı olarak göstereceğim. İlk olarak tabii ki bir video çekmemiz gerekiyor. Telefonumuzun video modunu alıyoruz. Burada tek bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bu tek videoda şöyle olacak. Telefonumu şöyle aynaya mümkün olduğunca yaklaştırıyorum. Hatta şöyle yapıştırdım. Ve ekrandaki görüntü gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Bu şekilde başlayacağız yani videoya. Böyleyken arkadaşlar videoda kayda giriyorum. Hazır olduğum zaman telefonla birlikte ayrılıyorum. Ve şu şekilde arkamı dönüyorum. Ve kaydı burada bitiriyorum. Çekimimiz sadece bu kadardı. Evet, bundan sonrası tamamen edit kısmına, montaj kısmına kalıyor. Yani kafanızı aynaya dayıyorsunuz önce, öyle başlıyorsunuz videoya. Aynadan ayrılıyorsunuz ve bir yerde bitiriyorsunuz. Şimdi gelin CapCut'ta bu edit nasıl yapılır görelim. Bu arada illa CapCut'ta yapmak zorunda değilsiniz. Videoyu tersten oynatabilen herhangi bir video montaj programında da olabilir. Ama en çok kullanılan CapCut olduğu için CapCut'ta yapacağım. Öncelikle çektiğimiz videoyu CapCut ile açıyoruz. Şöyle bir video çekmiştim. Bu benim TikTok ve Instagram'da yayınladığım video arkadaşlar. Az önce de dediğim gibi aynada başlıyor kafam. Buradan ayrılıyorum. Ve şöyle kendimi görüyorum. Burada bitiyor. Şimdi öncelikle kırpma işlemlerini yapacağız. Tam olarak aynadan ayrıldığım yere geliyorum. Videonun üzerine tıkladım ve sol alttan böl dedim. Videomun şu kısmını bölüyorum ve bu böldüğüm kısmı da siliyorum. Aşağıdaki menüden sile tıkladım. Şimdi tam olarak video kafamın ayrıldığı yerden başlıyor gördüğünüz gibi. Ve son kısmında da fazlalığı sileceğim arkadaşlar. Mesela şöyle bir yerde bitsin istiyorum. Sondan tuttum ve şurayı da çektim. Ve videomu öncelikle bir kırptım. Yani kırpma işlemimizi tamamladık. Sıra geldi bu videoyu çoğaltmaya. Videonun üzerine tıklıyorum ve aşağıdaki menüden kopyala seçeneğine tıklıyorum. Buradan ilk videoyu bakın iki tane aynı videomuz oldu şu anda. Birinci videoyu tersine çevireceğim. Birinci videoyu seçtim ve aşağıdaki menüde ters çevir butonunu göreceksiniz. Buradan ters çevire tıklıyorum. İşlemimiz tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi şu anda videomuz aynadan başlamıyor, tam tersten başlıyor. Ve iki videomuzun birleşim kısmı da şurası. Şimdiki yapacağımız işlem ise ikinci videoyu ayna görüntüsüyle tersine çevirmek. Yani flip deniyor buna. İkinci videoyu seçiyorum bu sefer de arkadaşlar. Aşağıdaki menüden düzenleyi buluyorum. Düzenleye tıklıyorum ve buradan yansıt seçeneği var. Yansıta tıkladığımda görüntümüz tersine döndü gördüğünüz gibi. İlk hali böyleydi ve böyle oldu. Şimdi bakalım. Evet bu işlemimizi de tamamladık. Yorumlarda yazan arkadaşlar sadece böyle yapmanın yeterli olduğunu söylüyorlardı. Fakat gördüğünüz gibi burada bir sıkıntı var. Neden? Çünkü burada videoyu kestiğimiz ve birleştirdiğimiz çok belli arkadaşlar. Burayı detaylı bir şekilde oynayarak bu videonun bittiği yerle diğer videonun başladığı yeri aynı kadraja getirmemiz gerekiyor ki bu illüzyonu sağlayabilelim. Bunun için hangi videodan başladığımız çok da önemli değil. İkinci videonun bakın son karesindeyim şu anda. Yani son karesine de şöyle gelebilirsiniz. İkinci videoyu önce tıkladım sonra 1'e tıkladım. Gördüğünüz gibi son kareye geldi. Buradayken bir keyframe atıyorum. Yani şuradaki artıya tıklayacağım. Buraya tıkladım ve bu videoyu şöyle iki parmağımla büyütüyorum arkadaşlar. Şöyle biraz ortalıyorum. Sola doğru çektim. Şimdi de ikinci videoya tıklıyorum. İkinci videoya tıkladım ve buraya da bir keyframe attım. Ve bunu da aynı hizaya getirmeye yani diğeriyle
aynı kadraja getirmeye çalışıyorum. Bunu da şöyle kontrol edebilirsiniz. Bakın bir buna tıklayacağım, bir buna şimdi. Buraya tıkladım, buraya tıkladım. Neredeyse aslında oldu gibi ama sanki şunu biraz daha sağa çeksem ikinci videoyu. Evet, bunu da biraz sola çeksem. Şöyle milim milim ayar yapıyorum arkadaşlar. Tam olarak aynı hizaya getirmeye çalışıyorum. Evet, şu anda oldu gibi. Fakat ilk baştaki başladığı hali de keyframe atıp zoom yaptığım için, büyüttüğüm için ilk kare de öyle. O yüzden ilk kareyi burada düzeltiyorum. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Yani videonun orijinal boyutuna getireceğim. Şöyle getirdim. Bakın buraya da bir keyframe attı. Şimdi de ikinci videonun da son karesine şöyle yapıyorum. Zaten büyüttüğünüzde bakın beyaz çerçeve çıkar kenarlarda. Yani tam olarak orijinal boyutuna geldi demek oluyor. Şimdi bir izleyelim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi videomuz neredeyse oldu. Yani aslında oldu ama ben kusursuz olmasını istiyorum. Burada çok az bir böyle belli oluyor arkadaşlar. Bunun için de şu aradaki geçiş kısmına tıklıyorum. Buradan en sondaki geçişlerden maskeye tıklıyorum ve burada bulutlar 1 var. Buna tıklayıp bunun süresini 0.1'e çekiyorum. Okey dedim. Şimdi şöyle bakalım. Evet, gördüğünüz gibi buraya böyle çok küçük bir geçiş atmış olduk. Fakat çok daha kesintisiz bir video haline geldi. Şimdiden baştan şöyle bir izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi kusursuz oldu. Valla VSmithing'inden daha iyi oldu. Orada geçiş belli oluyordu açıkçası. Şimdi bunu loop bir video haline getirebilmek için ne yapmanız lazım onu göstereyim bir de. Yani Instagram Reels ya da TikTok'a koyduğunuzda bildiğiniz gibi videoyu geçmediğiniz sürece video dönmeye devam ediyor. Eğer bu şekilde oynatırsanız videonun bitiş yeri burası, başlangıç yeri burası olur. Birbirinin tersi. Aynı şekilde devam etmesi için, yani sonsuz döngü videosu olması için öncelikle bu videoyu bir export alıyorum arkadaşlar. Aldım ve tekrar artıya basıp export aldığım videoyu seçtim. Şimdi de bu videoyu seçiyorum. Kopyalıyorum. Ve kopyaladığım videoyu düzenleden yansıta diyerek tekrar ters çeviriyorum. Şu anda sonsuz bir döngü videosu oldu. Yani bakın ilk videonun bittiği yer burasıydı. Ve tekrar video akmaya devam edecek. Böylece takipçileriniz videonuzda daha uzun süre kalacak arkadaşlar. Son olarak da bu videoyu da dışa aktarıyoruz arkadaşlar. İşlemimizi tamamlıyoruz. Paylaşırken Tenet'in müziğini de kullanırsanız daha keyifli, daha etkileyici olacaktır ki bu akımı yapanlar da Tenet'in müziğini kullanıyorlar zaten. Tabii ki karar sizin, istediğiniz bir müziği de kullanabilirsiniz. Ve videomuzun sonuna geldik. Sizlerden gelecek videoları da merakla bekliyorum. Lütfen TikTok'ta ve Instagram'da beni de etiketlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.